var, yaşlı esek var. Bu zaten hadi. Hadi Şakir. Abi sen ne yapıyorsun be? Bu geldiğiniz bölge 1994 yılında devlet terörü gerekçe göstererek 15 köyü boşaltarak burada yaşayan insanları zorunlu göçe tabi tuttu. Bu insanlar Dersim ve Dersim'in dışındaki birçok illere göç etmek zorunda bırakıldı. 20 yıla yakındır hala bu bölgede yerleşme dair hiçbir gayret ve çaba yok. Bu bölgede olup da dışarıda yaşayan insanların bir kısmı yazın buralara arıcılık, hayvancılık gibi yaşamını sürdürmek için bir takım uğraşlar için gelmektedirler. İlçemizin kaymakamına, telefon idaresine, elektrik idaresine, hatta valiye ve özel idareye bütün başvurularımıza rağmen bu yerleşim alanlarına elektrik, yol, su, haberleşme gibi temel altyapı hizmetleri henüz getirilmiş değil. Bizim sizi buraya kadar getirip yormamızın nedeni bu sıkıntılarımızın medyaya ve ilgili devlet kurumlarına yansıtmanız olacaktır. Bu bölge boşaltılmadan önce Ovacık'ın hem tarımcılık, hem hayvancılık, hem de meyvecilik bakımından çok önemli bir bölgesiydi ve özellikle de yayla ve meralarıyla Çemişgezek'ten ve Pertek'ten gelen sürü sahipleri insanların da yazın orayı çok iyi değerlendikleri bir bölge. Tabii burada önemli bir şey daha var, onu da vurgulamak istiyorum. Bu bölge 10-15 köyü kapsamaktadır. Önemli gelir kaynaklarından bir tanesi de ceviz meyvesiydi. Bu cevizler bu bölge boş iken çeşitli ceviz tüccarları iş makineleriyle, vinçleriyle ulaşımı olmadığı halde bu bölgeye köylerine tarayarak bütün 100 yıllık, 200 yıllık asırlık ceviz ağaçlarını kökünden kazıyıp katlederek odun niyetine satmışlardır. Şimdi bizim sayın devlet yetkililerden ricamız bu bölgedeki önemli eksikliklerimizin 2014 yılı programına dahil edilerek başta yol, su, elektrik ve haberleşme gibi temel altyapı hizmetlerinin geciktirilmeden yapılmasıdır. Bu gördüğünüz şu yol bu sene güvenlik yolu adı altında Tornova'dan başlayıp Çambulak Karakolu'na kadar içinden birçok köyü bypass ederek sadece karakola hizmet verecek şekilde planlanmıştır, projelendirilmiştir. Bizim önemli ricamız yine yetkililerden bu köyün, bu yolun mutlaka geçtiği köylerden bağlantı yollarının yapılması ve hizmet verilecek hale getirilmesidir. Tabii önemli bir isteğimiz de bu yolun karakoldan öteye köylerle olan bağlantı yollarının yapılması. Aynı zamanda karakoldan öteye Pülümür köyleriyle olan bağlantı yolunun da yapılarak orada bir köprüye ihtiyaç vardı. Zaten bunu yetkililer biliyor, biz de onlara iletmiştik. Bunun da işler hale getirip halkın hizmetine sunulmasını istiyoruz. Burası Tunceli Ovacık, Çambulak Köyü'ne bağlı, Baldere Mezresi diye geçiyor. Burada aşağı yukarı 10 senedir, 9-10 sene civarında bu bölgede oturan insanlar göç nedeniyle ya da işte yıkılan evlerden sonra insanların göç etmesinden sonra yakın ile yani Tunceli'ye, Erzincan'a, Elazığ'a giden vatandaşlar meslekleri olmadığı için arıcılık yapmak zorunda kalmışlar. Bu insanlar o ilkel şartlarda arabanın, yolun olmadığı dönemlerde malzemelerini getirip burada bu işe başlamışlar. Ancak burada şimdi bu barış süreci içerisinde geriye dönüşle ilgili boşaltılan köylerin geriye dönüşle ilgili bir çalışma olduğunu bildiğimiz için ben de şahsen emekliyim. Buraya dönmek isterim. Buradaki işte doğal cevizler, elmalar, armutlar üretime katılması gerekirken hepsi çöp oluyor. Kurtlar, kuşlar yere dökülüyor. Bunları alıp değerlendirmek, buradaki arazileri bir şekilde ekip bağ bahçe haline getirmek,
devletin teşvikiyle buralarda işte en basit olarak ceviz üretimi, arı teşviki, efendim senin bu bölge hayvancılık yapılmadığı için ben kendi düşüncem olarak bu bölgenin arıcılık bölgesi ilan edilmesi. Yani Türkiye'de bu bölge hem doğal bitki örtüsünün çeşitliliği nedeniyle hem de kirlenmeyen bir toprak bölgesi olduğu için buranın arıcılık bölgesi ilan edilmesini ve organik tarımın desteklenmesini talep ediyorum veya istiyorum. Buraya gelecek vatandaşların bunları üreterek üretime katkıda bulunacaklarına inanıyorum. Ayrıca buradaki bal üreticilerinin ballarının pazarlayamadıklarını, işte çevre illerde veya büyük şehirlerde tanıdıkları varsa bunların vasıtasıyla, bunların teşvikleriyle veya onların istekleriyle malzemelerini satmaktadır. Çoğu ürünler ellerinde kalmakta. Dolayısıyla buradaki insanların mağduriyeti çok büyük bir oranda fazladır. Elektrikle ilgili sorunlar var, suyla ilgili sorunlar var. Elektrik son yapılan değişiklikle önceden çadırlara verilmesine rağmen şimdi verilmiyor. İnsanlar burada evlerini yapamıyorlar. Çünkü ekonomik şeyleri yok. Birikimleri yok. Dolayısıyla buradaki insanların en azından elektriğin çadırlara verilmesi, geriye dönüşle ilgili insanlara teşvik verilmesi, insanların evlerini yapması gerektiğine inanıyorum. Bölgenin koşullarını, durumunu görmüşsünüz. Elektriğimiz yok, yol yok, mezrama yol yok. Bu nedenle yani burada çok büyük bir mahrumiyet yaşanıyor. Buradaki insanların durumunu da gördünüz. Benim durumum da onlarınkinden farklı değil yani. Bizim özellikle çaba gösterdiğimiz bir şey var. Köyümüze tüzel kişilik almak, muhtarlık almak. Boş olan köyümüze. O nedenle işte muhtarlık tüzel kişilik alırsak elektrik için, mezralara yol için, su için, bu ormanlarımızı değerlendirmek için müracaatlarımız olacak. Tabii muhtarlıktan sonra. Başlıca şeylerimiz onlardır. Arımızı daha iyi verim alabileceğimiz bir yere götüremiyoruz. Sizden malum işte bu derelerde kalıyoruz. Daha başka yerlerde kalıyoruz. Ama mezramıza yol gittiği zaman, götürdüğümüz zaman daha iyi verim, daha iyi koşullarda yaşayacağımıza inanıyorum. Peki sizin köy tüzel kişiliğiniz ne zaman düştü? Köy tüzel kişiliği 94'te düştü. 94'te zaten boşaltıldı hocam. Kim boşalttı? Devlet boşalttı. Devlet boşalttı. Bizi çıkardılar böyle evlerin dışına. Eşyalarınızı çıkarın dediler. Aldık eşyalarımızı evlerin dışına. Evlerimizi gözlerimizin önünde yaktılar. Ondan dolayı yakın olan ceviz meyve ağaçlarımız da yandı. Şimdi ben kısmen gidiyorum ağaçlarımı sürüyorum, bakıyorum ama ağaçların çoğu yanmıştı, kurumuştu. Peki nerede ikamet ediyorsunuz? Ben Tunceli Ali Baba'da ikamet ediyordum. Şu an işte ikametimi köyüme aldım. Önümüzdeki Mart'ta yerel seçimlerde seçime katılmak için, muhtarlık almak için köye aldım birkaç arkadaşla. Yani son olmak için kaynaklar kurulduğu için bal arı beslenemiyor. Tabii ürün yetersiz çıkıyor, verim yok. 1994'te bu köyler yakıldı, boşaltıldı. Şimdi kadar buydu. Biz geçen sene Haziran'ın 3'ünde geldik, muhtarlık seçimi yaptık, muhtarlık oluşturduk. 30'a yakın dilekçe verdik. Kaymakamlığa, valiliğe, bakanlığa bir arkada dilekçe verdik. Bize denilen cevap diyor, ödenek yok, biz bir şey yapamıyoruz. Görüyorsunuz, banyo burada yapıyoruz. Bu derenin suyunu getirip içiyor. İnsanlar dışarılara kalıyor. Okulların çatıları yok, kimisi çadırlara kalıyor. Bir yağmur yağdığı zaman hep içeri giriyor. Kışın olduğu zaman mezbirine orada şehirlere geri iniyor. Başka yapacağımız bir şey yok yani. Hiç bize bir yardımı devletin olmuyor. Dün direk yine kaymakamlığa gittim ben kaymakamlığına. Bana diyor ki bu sene ödenek yok diye geleceği düşünürüz. Dedim kaymakam sen yerleşim olan yerlere hizmet veriyorsun. Yerleşimin daha yeni olduğu yerlere bir hizmet vermiyor. Köyün iki tane mezresi var aşağıda. Adamların meyveleri var, ağaçları var, her şeyi var. Bir dozerle bir kredi vermiyor. Oraya bir yol yapmak için diyor araç kereç yok. Milyarlarla para harcıyor. Yok mu bir boru vere burada bir çeşme getirerek bu yolu, bu güzellikle bu insanlarımız kullansın. Hortumla su getirmişler ki etacımız saatlerce bekliyoruz ki böyle dram dram su gele.
Bizim içeceğimiz su budur. Başka suyumuz yok. Köpek buradan içiyor. Köpek içine giriyor, hayvan içine giriyor, yaban her şey içine giriyor. Yani, yılan mı diyorsun? Bu yani ortak... böcek her şey içine giriyor. İçeceğimiz su budur. Yani bu bize reva değil. Yani biz de bu ülkenin vatandaşıyız. Ev yapsın. Bak biz umutlandık geldik ki. Bak banyomuz yok. He. Bak banyomuzu görüyorsun. Orada çekin o banyo. Banyoyu çek. Eksik çok. Gazete. Yani eksik çok. He. Eksiklerimiz çok. Hiçbir şey yok. Bak kendisi bu yaylada... Sanmam devlet düzeltiyor. Elektrik destek versin, yapıyor. Yola destek versin, bize ev bir ev yardımı yapsın. Peki kaç aylığında buraya gelip gidiyorsunuz? 2 yıldır gelip gidiyoruz buraya, 2 yıl. 3 aylığına. 3 aylığına işte Kasım'a kadar buradayız ha. 4-5 aylığına gelip gidiyoruz. Ne anlattın? Köye yerleşmeye çalıştık. Her defasında önümüzde bir sürü engeller. İlçe jandarma özellikle 11 tane madde koydu önümüze. Bunların içinde bir tanesi de güvenlik belgesi. İlçe jandarmaya söyledim yani bu güvenlik belgesi nedir? Tamam. Kağıdı, işte sabıka kağıdı, benzeri kağıtlar, ikametgah, nüfus kayıt örneği, benzeri şeyler tamam da bu güvenlik belgesi nerede? Bunu nereden alacağız? Ben bilmem diyor. Yani şimdi önümüze 11 tane madde sürdüler. Burayı engellemek için. Bütün bu. Bir en son geldiğimiz nokta şunu şöyle derler. Siz köyünüze gidin yerleşin. Biz her şeyi yaparız. Her imkan sağlar. Biz geldik şimdi köyümüze tamam. Yerler 12 yıldır ben burada yaşıyorum. 12 yıl kendi çabamla yaşadım bugüne kadar. Her defasında kaymakam yetkili, vali, bu şu benzeri devlet kurumları yetkilisi olan şeylere gittik, yetkililere gittik. Valla dediler işte köylü gelsin. Köylü yok. Bu sefer de gelin dedi. Geldik. Olmadı. Bu sefer de yeterli sayı yok dediler. Ne yapacağız? İnsan getirdik. Köyü tüzel kişiliğe kavuşturduk. Sayı oluşturduk. Yerleşime yönelik önemli. Yani biz kendi adımımızı attık onları söyledi ama bu sefer de gerekçe neydi? Vallahi bu ödenek yok. Bu seneden o seneye kalsın. O seneden o sene. Bu sene yani kapılar kapandılar. Yüzümüze oyalıyorlar. İşte bugün yapacağız. Hiç imkanımız yok. İmkanın dahilimizde değildi. Şimdi o zaman kendi imkan dahillerinde yoksa devletin yerel olarak, bölgesel olarak bu bize ne yapacak, ne söyleyecekler, bizim söylediklerimizin karşılığı ne? Bunu açık bir söylesinler bize, biliyor musun? Yok diyorlarsa biz de o zaman başımızın çaresine kendi imkanlarımızdan bakarız. Bu köylerimizi biz bu duruma getirmedik. Bunu devlet bu duruma getirdi. Yaktı, yıktı, bu duruma getirdi. Şimdi insanlarla alay ediliyor. Siz gidin yerleşin de biz gereğine bakarız. Neyle yerleşeceğim kardeşim? Çadırımı götürecek yol yok. Laba yakacak elektrik yok. İşte içtiğimiz su, birinci sınıf vatandaşın içmiş olduğu su. Başbakanın her vatandaşı birinci sınıf vatandaşıdır. İşte bu, olay bu. Siz gidin yerleşin, biz gerek bakacağız. Neyle yerleşeceğim? Yol yok, neyle yerleşeceğim? İçilecek su yok, neyle iş yapacağım? Yakılacak elektrik yok, karanlıkta ne yapacağım? Yabani hayvanlarla burada nasıl mücadele edeceğim? Ben bu duruma getirmedim ki. Bu köyü 1994'te devlet bu duruma getirdi. Madem ki yıktın yapmasın da bil. Ben arıcı mesela arımı getirdiğim zaman ilk bahar gelmem gerekiyor. Ben şimdi tamam geldim 15 kilometre yol geldim. Ama burada 400 metre kendi alanıma getirip bu kapının önünde arımı yerleştirmediğim sürece benim için o yolun ne anlamı var? Ne anlamı var yani şimdi o yolun ek ilave olarak düşün 400 metrelik bir yolda gerekçe gösteriliyor, yok sayılıyor, hiçe sayılıyor. Tamam. Şimdi ne yapar? Bizim için ne anlam ifade eder? Hadi siz söyleyin. Siz kendi kararınızı verin bu işe. Burada yaşıyorum. Benim köyüm Adat. Gerçi aşağı Tornova diye geçiyor ama. Bu bölgenin tabii sorunlarla beraber ben de o sorunları, zorlukları çekiyorum. Buna rağmen yine ben 2002'de çıktım yöreme. Çok çeşitli sorunlara, sıkıntılarla karşılaştık. Ama çoğunu kendi imkanlarımızdan hallettim. İmece usulüyle tabii. Bir baraka falan yaptım. Ondan sonra suyumu falan getirdim tabii. Buradaki insanlar da yardımcı oldu. Hep beraber birbirimize yardımcı olursak bu bölgeye çıkabilir insanlar. Köyümüze dönebiliriz. Her şeyi ben devletten beklemiyorum. Zaten gittiğin zaman da efendim programa alınmamış, paramız yok, imkanlar yok deniyor. Bu tür sorunlarla karşılaşınca biz kendi kendimize yetinmeye çalışıyoruz. Ama bu bölgede insanımın çıkmasını isterim. Boş kalmaması için hep el birliğiyle çıkmamız lazım.
Peki köyünüze yerleşmeyi düşünüyor musunuz? Düşünürüz ama gücümüz yok. Peki ne istiyorsunuz? Yani sonuçta yakılmış yıkılmış. Yani neler istiyorsun devletten? Yol yok, bir şey yok. Bizim Malata kaçta bak o da yüksek. Tamam mı? O biraz yazıyor. Malamız orada. Ne su var, ne yol var, ne ceyran var. Yarım buçuk bir şekilde kalmış bari bir mekan oluşturmaya çalışıyoruz. Ben de yerim var. Onlar mesela yaşamıyor. Orası bakanlık ya. İşte şimdi o bakan ne durumda? Şu anda yol çalışmaları var ama gene yetersiz yol çalışmaları. Çok şeyli değil yani, verimli değil. Öyle söyleyeyim. Çünkü burada denetim yok, bir şey yok. Hükümetin hiçbir elemanı buraya gelmiyor. Hiçbir aracı buraya gelmiyor. Yani gelip işte bu barış sürecinden dolayı köyler dolmuş ama hani biri gelip hükümet tarafından gelip sormuyor. Burada ne istiyorsunuz? Buraya gelmişsiniz. Devlet işte bu yardımları yapıyorsa onlar bize söylemelidir. Ama öyle bir şey yok. Yani burada işte görüyorsunuz kendi çabalarımızla yerlileri yapmışız. Böyle brana falan çekmişiz. Onların altında yaşıyoruz. Yani öyle bir şey olsa kışında kalırız. Çünkü biz hayvancılık yapıyoruz şu anda. Başka bir şey yapmıyoruz. İşte birkaç tane arı var. Onlarla uğraşıyoruz. Yani biz burada doğduk. Köylüyüz. Başka yapacağımız bir şey yok. 94'ten beri mesela kendimizi bir türlü toparlayamadık. Tunceli merkezde oturuyoruz. 3 ay, 3,5 ay buraya geliyoruz. Ondan sonra tekrar Tunceli'ye. Yani içme suyu getirmek için bayağı uzağa gidiyoruz, geliyoruz. İşte su eksiği var. Evlerde sorun var, yani yatma sorunları var. Yer olmuyor bazen. Bu gibi yani. Banyoları açık yerde yapıyoruz. Peki böyle. Seviyor musunuz burayı? Biraz seviyorum, evet. Tekrar biz buralara dönüp manevi duygularımızı bir arada olmak istiyoruz. Peki kalıcı konutlar yapılırsa yani kalır mısınız? Tabii ki kalırız. Yani memleketimize olan özlemimiz, bu koşullarda burada yaşamaya çalışabiliyorsak eğer, o koşullarda hayli yaşamak isteriz tabii ki. Zaten bizim mücadelemiz de şu an bu. Yıkılan, yakılan evlerimizin tekrar yapılanması, insanların daha insani boyutta yaşaması. Yani bu tür eksiklerin yapılması yani. Ama köy zaten kupkuru bir kısa veranı olmuş gitmiş, köyde bir şey yok. Ne su var, ne yol var, ne yorak var, ne bir şey var. Su yok, Allah'tan çargat, şambulak kurumuş, su yok. Peki köyünüze yol, su, elektrik, konuk yapsalar kalır mısınız? Ben mi? Evet. Gençlerimiz kalır ama biz artık ölümü bekliyoruz yavrum. Gençler kalır, niye kalmasın? Gençler, baksana daha yeni bu köyleştirin olmuş. Ağaç dikiyorlar, ben öyle diyorum ha. Diyorum siz böyle yapsanız. Böyle yapsaydınız acaba ne yapardınız? Şimdi köyler şirin olmuş. Şimdi istiyorlar köyleri. Kim istemez köyünü? Ben gittim köyümü gördüm. Köyün veranı olmuş. Ağladım çıktım geldim. Köyde ne kalmış? Köy veranı olmuş. Ben ne konuşayım ki? Vallahi burada işte yolumuz yok, elektriğimiz yok, ulaşım yok yani. O yüzden çok zorluk çekiyoruz burada. Köylerimize gelip gidemiyoruz yani. Allah su olsa, yani su neyse de var da elektrik olsun, yollarımız düzgün olsun. Çoluk çocuğumuz da rahat gelsin gitsin istiyoruz. Zorluk çok burada yani. Emekliyim kendim, İzmir'de oturuyorum. Emekli olduktan arıcılığa başladık işte bu bölgeyle ilgili. Kendi köyümüze gelmek için. İzmir'de her seneler sıkıntılar için gelince fakat çok sıkıntılarla bir yaşıyoruz. Yolumuz yok. Köyümüze gitmek için köprüler yok. Bunu Sayın Başbakan diyor ki, İşte herkes köyüne gitsin diyor. Şimdi köyüme geleceğim, yol yok. Valiliğe gidiyorum, valilik diyor köyüne git. Valiliğe çıkıyorum diyor, valim ben köyüme gitmem için yol bana lazım.
Diyor yol getirin. Sen git diyor önce köyüne diyor ondan sonra sen. Şimdi ben olmayınca, köyümde yol olmayınca evime gidemiyorum. Köyüme gidiyorum. Yapamıyoruz mesela. Yolumuz yok. Sıkıntılar içerisinde yaşıyoruz. İşte bu bölgeyle bayağı sıkıntımız var. Bak geliyoruz sudan geçemedik mesela. Kaldık bu yarı yolda kaldık. Her sene geliyoruz birkaç tane arımız geçiyor. Arıcılık yaptığımız halde bir sürü arımız yanıyor. Bunda hep bize maliyeti bayağı yüksek küfete biniyor. Yazın geliyoruz ilk maharda. Mayıs ayında geliyoruz, Nisan'da geliyoruz Tunceli'ye. Özel idareye gidiyoruz, valiliğe gidiyoruz. Yani zor böyle kavga ediyor işte kepçeyi alıyoruz. Bu yolların açılmasını. Geçiş yolu da bize geçiş yolu olarak biraz açıyorlar. Ondan sonra zorluklarla karşılıyor. Yani vermiyorlar kolay. Greder istiyorsun, yok diyor başka yerlerde. Şimdi köylüde yani diyor köyde kimse oturan yok. Bu sene de muhtarlık kurduk. Bu seçimlerde muhtarlığı alacağız bu bölgenin. Muhtarlık yok. İnsanlar şimdi 20 hani köyde yaz kaydımızı aldık Ovacık'a. Ovacık'tan bu bölgeye geçeceğiz artık. Yani bu Mart ayında önümüzdeki dönem seçimlerde şey kuracağız yani muhtarlığı. Bununla ilgili işte bu köylerde sıkıntılarımız bu. Yani önce bu çok şey var yani sıkıntı yaşıyoruz bu bölgeyle ilgili. Karakoldan geçiyorsun adam diyor oraya karakola öyle git. Şimdi gidiyorsun bizden izinsiz diyor bir yere gidemezsiniz. Ya niye kardeşim yani şimdi madem bu köylere şey kalkılırsa bu köylere gelinmiyorsa olmaz. Karakoldan hiç uğramadan direkt kendi köyümüze gidip gelmemiz rahatlıkla gidip gelmemiz gerekiyor. Bunun sıkıntılar da var. Şimdi bayağı sıkıntılar çok yani. O yüzden bölgeyle ilgili hani yolun böyle açılması, ilkbahar geldiğimizde sıkıntılar olması. Biz sıkıntılarımız çok yani o yönde. Bu sene bayağı uğraştık. Yalmanlar köyünden mesela gittik. Plümer'i şeyine gittik belediye başkanına. O taraftan dözer aldık. Dözer veriyor. Adam 5 gün dözer gelmiş. Saat 2'de mazot geliyor yetişiyor. Adam 1 saat çalışıyor. Kapatıyor yolu. Dözer yine geri çekip götürüyor. Bizim yolumuz birleşmedi mesela. Plümer yoluyla bu yolu birleşmedi. Peki siz kaç ay burada, kaçıncı ayda gelip kaçıncı ayda gidiyorsunuz? Hocam biz yaklaşık Haziran'ın ortalarında geliyoruz ancak bu yollar açılıyor. Aralarımız kısmen şeye götürüyoruz, Hatay'a. Ondan sonra Tunceli Mazgit'e getiriyoruz. Oradan da işte Haziran'ın ortalarında buralara getiriyoruz. Eylül 15'te falan da gidiyoruz. Peki yerleşim olsa kışında kalır mısınız? Tabii kalacağız. Yani çünkü bu gezgincilik bize çok pahalıya mal oluyor. Ta Hataylara, Mersinlere götürüyoruz, getiriyoruz. Verim de alamıyoruz. Bizim de durumumuzu görüyorsun. Yani biz hepimiz düşünüyoruz. Çünkü yani yaptığımız işte şey yok, randıman yok, yerimizde değiliz, şurada buradayız. O nedenle yani rahat değiliz. Geçmişte hayvancılık da yapıyordunuz. Geçmişte hayvancılık da yapıyordum ben. Ben eski arıcıyım. Arıcılık da yapıyordum, hayvancılık da yapıyordum. Şimdi hayvancılık yapamıyorum çünkü kaymakam meralarımızı satıyor. Neden satıyor? Biz hayvan gösteremiyoruz. Daha yani meralarımıza hayvan götüremediğimiz için kaymakamlık satıyor. O nedenle hayvancılık yapamıyoruz. Tadına bir bakalım mı? Ye. Yeah. Şeker mi? Tatlı mıdır? Grand Kilo ya. Nasıl hasılat bu sene? Yok bu sene pek randımanlı değil. Bu sene çektiğimiz zahmet, çektiğimiz şeyini her sene çekiyoruz ama hiç bir şey alamıyoruz. Peki ne de? İşte doların şeysi. Doğanın soğuk olması. Doğa talip olmuş ama. Şu anda ne yaptığınızı da anlatın. Isırırız. 2 ay, 3 ay falan kalıyoruz. Kar yağana kadar buradayız yani. Gel. Bu şimdi. Ben çalıştığım kadar tutalım. Şu anda üstteki sırrını alıyor. Hmm. Süzülmesi için. İşte bu böyle üstteki sırrını sıyırıyorlar, güzelce temizliyorlar, açıyorlar alanı. Ondan sonra oradan makine gidip süzülüyor. Zor oluyor tabii, zoru çok. Yapılacak bir şey yok. Ne zamandır yapıyorsunuz bir işi böyle? Senelerdir. 5-10 senedir.
İşte polen dolaşıyor şu şekilde. Şu üstünü sıyırıyorlar komple. Makinede süzülüyor. Nasıl, zor olmuyor mu abi? Zor oluyor. Zorlanan işimiz bu da, mecbur yapıyoruz. Yapmasak olmuyor. Kaç yıldır yapıyorsunuz bu işi? Vallahi var, 7-8 sene oldu. Koşullar bizi zorluyor dağlara. Yapacak bir şey yok. Her zaman çektiğimiz yetenekler böyle işte. İlkel bir şekilde gelip gidiyoruz. Yıllardır mesela bizim yol, örneğin bu sene yeni başladı. Ama biz 55 yıldır bu yolun zahmetini çekiyoruz. 55 yıldır. Bizim yağmur attığı an bizim işimiz bitiyor. Yani tamamen hayat duruyor. Ya Arzulan, buradaki zorluğu ne? Buradaki zorluğu ne biliyor musun? Altyapı ve su, yani bizim şey, sularımız yok, içme sularımız yok. Yollar... Elektriklerimiz yok, yollarımız bozuk. Yani altyapımız olmadığı için bir şey yapamıyoruz yani. Yollar yapılmış gözüküyor. Oysa mezralarda hiçbir yol yok. Gittiğin zaman, dilekçe verdiğin zaman diyor ki köy yollarınız yapılmış. Ama köyümüze gidemiyoruz. Yani yol yok diyor, git ev yap diyor, biz getirip diyor size elektrik su yapalım. Mezrada yol yoksa biz neyle gideceğiz? Sırtla mı götüreceğiz? Mezralara kol olması lazım. Ondan sonra yolların yapılması gerekiyor. Sularımız yok. Bazı mezralarda elektrik yok. Yani bu zor şartlarda şu anda gitsen yapılmış gözüküyor. Hazır diyor, yapılmış ama hiçbir şey yok. Hep engel. Yağmur yağdığı zaman hepsi çakılıp kalıyor. Olduğu yerde kalıyor. Arabalar batıyor. O arıları zarar. İşte bazılarınki göçüp gidiyor, yanıyor. Bu şekilde devam ediyor. Gel. Geliyorsan çerçeveden sır alıyorum. Balın bu sırını söküyorum. Üstteki sırı. İşte bunu direkt o makineye veriyoruz. Süzme yapıyoruz. Yani. Şimdi süzmeye hazır vaziyette geldim. Ha, bu tarafın da sırrı daha üzerine ver, bunu alacağım. Direkt bir makine koyuyoruz. Haklısın beyazıcım. Vallahi evet, sırrı alınan çerçeveler makineye giriyor. Burada kolla çeviriyoruz. Evet. Pervanelerin döndüğünden çıkan rüzgardan balı çıkarıyor petekten. Katkısız olduğu şuradan belli oluyor. Peki tamamen organik mi? Arının tamamen kendi kullandığı bal. Eğer katkı maddesi olsa bu full olurdu. Peki şu anda bu kadar. Bu kadar binlerce arının arasında hiç korkmuyor musunuz? Bu kadar. Ya organik bal bu şöyle. Dolduramamış, doldurabildiği kadar, gücün olduğu kadar. Doğada olan balın bu şekli bu kadar. Böyle mi? Tamam tamam. Tamam kaç. Tamam kaç. Teker teker çeker.